Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Arkadaşlar, Kassas suresi ayet 10'da devam ediyoruz. Şimdi bu ayetler Musa aleyhisselam'ın doğuşunu bizlere anlatmaya devam ediyorlar. Ve asbaha fuadu ummu Musa fariga. Musa'nın annesi Fuad'ı, yani kalbi bomboş olarak sabahladı. Yani Musa'nın annesinin kalbi onu Musa ile ilgilenmesi dışında her şeyiyle her şeyde fari oldu. Yani boşaldı. Bir görüşe göre de sabrını diyor ki mana şudur. Musa'nın annesi Firavun'un eline düştüğünü işitince aşırı üzüldü ve sıkıntıdan dolayı aklı başına gitti. Fuad göğsü fariga bomboş oldu. Yani aklı başına gitti. Hani bize ne diyorlar? Bayıldı diyoruz mesela. İşte şok geçirdi diyoruz. Ve daha benzerleri. Günümüzde buna tramvay falan da diyorlar. Tramva geçirmek diyorlar. İnkâdet letübde bihi. Bu aşırı üzüntüsü yüzünde az kalsın şey yapacaktı. Yani annesi, Musa'nın annesi olduğunu söyleyecekti. İnkâdet letübdi bihi. Az kalsın yani Musa'nın durumunu izhar edecekti. Yani diyecekti ki işte o benim oğlumdur, o benim evladımdır diyecekti. İbn Abbas neredeyse vah oğlum diye bağıracaktı diyor. Bunun üzerine Firavun da zaten Musa olduğunu şey yapınca bilince mesele daha da vahim noktalara gidecekti. Ayetem diyor ki levla en rabetna ala kalbiha. Eğer biz onun kalbine rağbet vermeseydik, yani sebat vermeseydik. Şimdi Sabuni onun kalbini sağlam tutup sabretmesini ilham etmeseydik durumu ortaya çıkacaktı. Şimdi burada levla en rabetna ala kalbiha. Biz onun kalbine rağbet vermeseydik, yani sebat etme gücünü vermeseydik. Aynı şey bu ayetin benzeri Kehf suresinde Ashab-ı Kehf ayağa kalkıp, yani zamanın tağutu olan Roma kralına baş kaldıkları zaman اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْوَى مِنْ دُونِ اِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَتَتَا اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ لَا الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ فِي الْكَهْفِ سِنَّ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ نَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأً بِالْحَقِّ إِنَّ فِتْيَاتُنَا آمَنُوا بِرَبِّهِمْ زِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. Onlar baş kaldırdıkları zaman biz onların kalbine rabt ettik. Yani sebat verdik. Şimdi burada iş, yani Allah için olan her şey gelip böyle bizim nazarımıza, yani biz insanların gözünde tam böyle, yani olayın oluşuna ramak kala burada Allah'ın özel bir şeyi devreye giriyor. Şimdi bakın, bu çok önemli bir noktadır. Yani niye önemli bir nokta? Şimdi ayet diyor ki Musa'nın annesi kalbi bomboş bir şekilde sabahladı diyor. Şimdi kolay bir durum değil. Kendi çocuğundan ayrılmış. Alemlere Rab olan Allah diyor ki eğer biz onun kalbine rağbet vermeseydik o durumunu izhar edecekti. Burada dikkat edersek Allah'ın özel bir yardımı devreye giriyor. Hani bu sözleri çok tekrar etmişizdir. İmkanlar bittiği zaman Allah'ın yardımı devreye girer. Demek ki tabir edilirse biz çoğu zaman boş ve fuzuli veya gafil olarak yaşıyoruz. Ki zaten mevkuf bir hadiste de insanlar ölüdürler, Hazreti Ali'de geliyor.
İnsanlar ölüdürler. Öldükleri zaman, yani uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. Şimdi burada Allah'ın yardımı ne zaman devreye girer? Biraz önce kendi aramızda şunu konuşuyorduk, işte bereketin olmadığını, işte bizim hani iyi şeyler yapamadığımızı. Biz tabir yerindeyse, eğer 50 senelik bir ömür yaşıyorsak, bu yaşamış olduğumuz 50 senelik bir ömrünün şöyle bir gününü veya bir saatini veya iki saatini böyle tam Allah'ın bizi imtihan ettiği zaman razı olacağı bir işte onun tam istediği şekilde kullansak durum değişir. Şimdi aynı şeyi Ashab-ı Kehf yapmış. Yani işte Ashab-ı Kehf kavmine iman etmişler. Birbirleriyle konuşmuşlar. İşte insanları davet etmişler. Neticede baş kaldırmışlar. Yani var olan Allah'ın kullarını kendilerine kul eden kimselere baş kaldırmışlar. Bunun üzerine alemler Rabb olan Allah diyor ki en rabetne, biz onların kalbine rağbet verdik. Yani rabd ettik. Yani böyle sabit kıldık. Diyor. Aynı şeyi Musa'nın annesi için. Şimdi bir anne daha yeni doğurmuş olduğu, böyle doya doya koklamamış olduğu bir bebeğini hiç ummadığı, hiç beklemeyeceği bir şekilde bir sanduka koyup da böyle nehre bırakması olacak bir şey değildir. O anne feryadı figan eder. Yerinde duramaz. Sokaklara düşer. Bağırır, çağırır. İmdat ister, yardım ister. Yahu çocuk en rahat mekanda, en emniyetli bir yerde olduğu halde anne baba gece boyunca, özellikle anne, gece boyunca acaba bir şey olur mu telaşesiyle hareket eder. Ama şimdi burada var olan tağuti bir rejim var. Bu tağuti rejim bütün İbranilerin erkek çocuklarını öldürüyor. Musa'nın annesi bebeğini doğurmuş. Daha koklamadan onu bırakmış. Ve tabii ki bu ayrılık olunca tabii sonra da duyuyor. İşte Musa'nın Firavun'un eline düştüğünü. Yani bu daha acı bir durum. Şöyle bir anlık bir şeyle, boşlukla o benim çocuğumdur der. Ama ayet diyor ki eğer biz onun kalbine rağbet vermemiş olsaydık, yani rapt etmemiş olsaydık, sağlamlaştırmamış olsaydık, o ne yapacaktı? Durumu ortaya çıkartacaktı. İtekune minel müminin. Böylece Allah'ın Musa'ya kendisine geri vereceğine dair vaadini, Allah'ın vaadine iman etsin diye biz böyle yaptık diyor. Allah'ın vaadine iman etsin diye biz böyle yaptık diyor Rabbimiz. Şimdi biz Allah'ın vaadine iman etmiyoruz çoğu zaman. Çoğu zaman. Bakın biz bütün hadiseleri, olayları hep var olan, yani görünür ile alakalı hesap yaparız biz. Gördüklerimiz, şahit olduklarımız üzerinde hesap yaparız biz. Bizim neyin beklediğini, dünyadaki hadiseler bizi kaygılandırır veya sevindirir. Eğer olumlu anlamda gelişmeler olursa bizi sevindirir. Ama olumsuz bir gelişme olursa bizi kaygılandırır. Bakın, kim ne derse desin, şu an yaşamış olduğumuz hayatta belirsizlik ve insanlar açısından bir fakirlik söz konusu, yani işte alım gücü demiş olduğumuz bugün olduğundan dolayı herkesin bir şekilde bir kaygısı var. Ama ayet diyor ki eğer biz onun kalbine rapt etmemiş olsaydık o ne yapacaktı? Durumunu izhar edecekti. Musa'nın oğlu olduğunu söyleyecekti. Biz onun kalbine rapt verdik ki böylece itekune minel müminin, müminlerden olsun. Yani sabuni, Allah'ın vaadi gerçektir.
Allah kendisine iman eden kullarını ne yapmaz? Mahcup etmez diye biz onun kalbine rağbet verdik diyor ayet. Bunun üzerine iyi düşünmemiz lazım. Ve قالت لي اختي قصيه. Annesi Musa'nın kız kardeşine onun hakkında hele git durumu nedir? Yani ne yapar, ne eder? İyi midir, değil midir? Tarzında ne yapsın? Gitsin onunla alakalı bir haber getirsin. Mücahit diyor ki onu takip et ve ona ne yapacaklarını bak demiş kızına. Yani Mücahit ayeti ve قالت لي اختي قصيه. Yani kardeşine dedi ki hele git bak yani ona ne yapacaklar, ne edecekler? Mücahit diyor ki bak bakalım ona ne yapacaklar? Yani Musa'ya ne yapacaklar diye durumu gözet diyor. Fe basartu bihi an junubin ve hum la yeş'urun. An junubin ve hum la yeş'urun. Musa'nın kız kardeşi onların onun kardeşini olduğunu fark ettirmeden, yani onlar farkında olmadan Musa'nın kız kardeşi Musa ile alakalı malumat edinmeye çalışıyor. Onlar farkında olmadan Musa'yı takip ediyordu. Yani nerede takip ediyordu? Uzaktan Musa'yı gördü. Çünkü kız kardeşi denizin kıyısında yürüyor ve sandık Firavun'un evine varıncaya kadar farkında olmadan gözetliyordu. Ne dedi? Geldi, dedi ki dedi sandık Firavun'un sarayın önüne gitti. Ve çocuk artık onların eline geçti. Şimdi tabii çocuk Firavun'un ailesine gidince burada hazif var. Burada yani detay yok. Zaten ayetlerin de özelliği bu. 12. ayette alemlere okunan Allah ve haramna aleyhim mavadi min kablu. Şimdi burada Musa'yı aldıkları zaman kendilerine çocuk olarak, evlatlık olarak alınca ne oldu? Musa'nın emzirmesi gerekiyor. Allah diyor ki biz bundan önce ona emzirmeyi haram kıldık diyor. Yasakladık. Neyi? Annesinden başka kimsenin. Müfessirler Musa günlerce Firavun yanında kaldı. Ne kadar süt annesi getirdiyseler de Musa hiçbirisinin memesini kabul etmedi. Ve haramna aleyhim ma vadi'a min qablu. Biz bundan önce hiçbir kimsenin sütünü emmesin diye haram yasaklamak anlamındadır. Biz ona yasakladık diyor. Ve bu onları sıkıntıya soktu. Canlarını sıktı. Üzüldüler. Musa için bir anne, yani bir işte ona süt emdirecek olan birisini aramaya başladılar. Fekalet, birisi dedi ki kimdi o? Musa'nın kız kardeşi burada konuşan. Fekalet hel edullukum ala en yek ehle beyti en yekfulnehu lekum. Dedi ki size onun bakımını, yani ona işte bakımlık yapacak olan, ona işte süt annelik yapacak olan birisini göstereyim mi dedi. Ve hum lehu nasihun. O, yani o aile, benim size tavsiye edeceğim aile, benim size önereceğim aile ne yapmaz? O işte çocuğun emzirmesini ve beslemesi hususunda kusur etmez. Süddi der ki kız kardeşi Musa'nın annesini onlara bildirdi. Onların emriyle annesine gitti ve getirdi. Çocuk Firavun elinde bulunuyor. O meme isteğiyle ağlarken Firavun onu şefkatle avutuyordu. Annesi gelince çocuğu ona verdi. Çocuk annesinin kokusunu alınca memesini emdi. Firavun şöyle dedi. Sen onun nesi oluyorsun? O senin memen dışında hiçbir memeyi kabul etmedi. Annesi dedi ki ben kokusu güzel, sütü güzel kadınım. Bana hangi çocuk getirirse beni kabul eder. Bunun üzerine Firavun çocuğu ona teslim ediyor. Tabii bu Süddi'nin demiş olduğu bir tefsir. Şimdi çok uzun bir zaman geçmiyor. Hani o kısa olan dedik ya, o imtihanı başardığı zaman artık Allah ondan sonrası için
Ne yapıyor? Bütün kapılar açıyor. Hani Resulullah hangi savaştan sonraydı? Diyor ki artık bundan sonra onlar bize saldırmayacaklar. Biz de onlara saldıracağız diyor. Şimdi bugün özellikle Hazirun için bizim Allah'a teslimiyetimiz, bizim kalbimize rağbetin olmaması hasebi bizde bir gelişme de değişim de olmuyor. Bereket de olmuyor. Ama bakın çok kısa bir süre ve ayet ne diyor devamında? 13. ayet. فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّي كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَا. Böylece biz Musa'nın annesine vermiş olduğumuz sözü, vaadi ne yaptık? Musa'ya annesini, yani annesine iade ettik. Çocuğuna kavuşsun, gözü aydın olsun, mutlu olsun, hüzünlenmesin diye biz ona Musa'yı geri verdik diyor alemine Rabb olan Allah. وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٍ. O bilsin ki Allah'ın vaadi haktır. Böylece bilsin ki Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Hani Rum suresinde alemine Rabb olan Allah, يَعْلَمُونَ onlar dünya hayatının zahirine bakarlar. Yani ahirette gafildirler. İnsanların çoğu zaten böyledirler. O yüzden iman etmezler. Biz dünyalık olarak, dünyalıklara, dünyadaki hadiselere, olaylara, mala, mülke, şuna farkında olup ve olmayıp bir şekilde ne yaparız? Kendimizi kaptırırız. Ve bunlar bizi Allah yolunda, Allah'tan alıkoyar. Ve yakınımız azaldıkça Allah'tan uzaklaşmamız çok olur. Yakınımız uzaklaştıkça Rab etmemiz azaldıkça Allah'tan uzaklaşmamız çok olur. Çünkü imtihan, yani Allah'ın kullarını imtihan etmesi aklın erebileceği bir şey değildir. Akıl zaten erecek bir şey olsa Nebi ve Resulü'nün göndermesinin bir anlamı olmaz. Onun için Allah Azze ve Celle bizleri öyle imtihan ediyor ki başka bir ayette onlar hiç hesap etmedikleri yerde Allah onlara yaklaştı. Geldi onlara. Biz insanoğlu tedbirciyiz. Eğer İşte fiziki anlamda, toplum işte maddi anlamda güçlüyse kendimizi güvende hissederiz. Güvende olduğumuzu düşünürüz. Zaten dünyadaki bütün hesapların altına bakalım bunlar. Geleceğini adam garanti altına almak istiyor. Eğer bir mesleği, eğer bir şey yoksa dünyası bitmiştir onun. Türkiye'deki feryadı figanların sebebi bunlar. Bakın insanların bağırıp çağırmaların sebepleri bunlar. Geleceğin yok. Gelecekte ne? Keyfine göre yaşayacak bir tane parası, malı, mülkü, şu bu yok. O yüzden burada bir şey olmaz. Bunu diyorlar. Adamın Allah'a imanı yok ki. Kulluk nedir? Bu zaten böyle bir şey umurunda bile değil. Eğer maddi anlamda güçlü olursa, dünyada istediğini alıyorsa, istediğini veriyorsa tamam bu emniyettir. Böyle zaten oluyor ister istemez. Böyle bakıyoruz yani. Bizim oranın ifadesiyle Allah'a gumanı sıfır ama malına, mülküne, cüzüğüne, şuna buna gumanı %100. Yani elinde olan şeylere bakarak kendisini mutlu, güvende, işte geleceğe iyi bakan olarak görüyor. Fakir bir adamsa işte böyle dünya bakıyoruz mesela. Ne diyoruz bak zamlar şunlar bunlar oluyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ne olacağı belli değildir. İster istemez bunlarda etkileniyoruz. İster istemez korkuyoruz. İster istemez bunlarda kaygıya düşüyoruz. Yani bir bunlar tabir yerinde ise biz bir yerin yani bizim vücudumuza giden ve çıkan bilgi işte şunlar bunlar çeşit çeşittir. Bir yerde biz sanki Allah'a güveniyormuşuz gibi şey yaparken diğer tarafta bu şeyler bize bir şekilde pompalanıyor ve bunların etkisine kalarak yeise düşüyoruz. Ama ayet diyor ki biz diyor böylece ona Musa'yı geri döndürdük. Onun gözü aydın olsun, hüzünlenmesin. Bilsin ki Allah'ın vaadi haktır. Devamda diyor ki velakinne ekserahum la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Allah'ın vaadinde haberi yoktur adamın. Devamında diyor ki alemine Rabbinin Allah. وَلَمَّا بَلَغَ اَشْهُدَ وَسَّوَاتِنَا حُكْمَ وَعِلْمًا Musa olgunluk çağına rüşte gelince biz onu ne yaptık? Ona hikmet ve ilim verdik diyor alemine Rabbinin Allah. Hikmet ve ilim nedir? Risalet, peygamberlik verildi. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz muhsinleri, iyi davrananları, güzel davrananları böyle mükafatlandırırız diyor alemine Rabbinin Allah. Şimdi güzel davranmayı nasıl anlayacağız biz? Yani baktığımız zaman çok ilmi olan bir adam Allah katına yese düşüyorsa bu değildir. Niyeti bozulmuşsa, Allah'a itimadı yoksa, bütün dünya yemiş yutsa bunun bir anlamı yoktur. Allah en doğrusunu bilir. Salih niyet, iyi niyet dünyada kayıplara sebep olsa sahibini Allah katında çıkışa götürür. Ayet diyor ki biz işte iyilik yapanları yani muhsinleri böyle mükafatlandırırız diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın imtihanı. Tabii bu ayetlerde hazif var. Yoksa mesela daha bir sürü detay var. Diyor ki وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَيْنِ غَفْلَةِ مِنْ اَهْلِهَا İnsanlar gaflet, yani uyku zamanındayken, öğlen dinlenme zamanındayken, kaybile vaktindeyken ne yaptı? O şehre girdi. فَوَجَدَ فِي رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَاتِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِ Orada şehre girdiği zaman iki adama bak, iki adam kavga ettiğini gördü. O adamın bir tanesi taraftarıydı. Yani Musa'nın şiasındaydı. Bir taraf da düşman tarafındaydı. Yani bir taraf İbrani, bir taraf Kıptiydi. Böyle kavga eden iki adamla karşılaştı. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَاتِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ Kendi şiasında olan, yani kendi taraftarı olan kimse düşman tarafında olan adama karşılık Musa'da yardım istedi. Hocam orada savaş yok ama yani. Savaş yok. Ama düşman diyorsun da yani savaş yok. Ayet böyle diyor. Ayet böyle diyor. مِنْ شَاتِ هَذَا مِنْ عَدُوِي Adu düşmandır. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَدْ عَلِيمٍ Musa adama bir yumruk vurdu. Bir tekme, bir işte yumruk vurdu. Bizim oradaki tabirle bir sile vurdu. Adam öldü. Kurtubi der ki Musa öldürme isteği olmadığı halde bunu yaptı. Gayesi onu uzaklaştırmaktı. Ama yumruk adamın hassas bir yerine denk geldiğinden dolayı adam öldü. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Musa dedi ki bu şeytanın işindendir dedi. Allah'ın doğrusunu bilmek ki de adam yani şeytan ve cinler adamın o zayıf noktasına girip Musa vurduğu zaman adam öldü. Musa dedi ki bu şeytanın işindedir. اِنَّ عَدُوُمُ دِلُّ مُبِنْ Muhakkak ki dedi şeytan saptırıcı bir düşmandır dedi. Apaçık insanı saptıran birisidir dedi. Sahabi diyor ki Kıpti'yi öldürmekle emrolunmadığı için olayı şeytana nispet etti. Başına sıkıntılar geleceği için öldürmemen daha doğru olduğunu anladı. Fitneler ise şeytanı sevindirir. Evet. Kâle Rabbi inni zalemtu nefsi fâgfirli. Musa dedi ki ey Rabbim ben nefsime zulmettim, beni bağışla dedi. Yani bu benim yaptığım iş doğru değildir. Dolayısıyla ben nefsime zulmettim, beni bağışla dedi. Beni mağfiret et dedi. فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ وَالْغَفُرُ الرَّحِيمُ Rabbi de onu bağışladı. Muhakkak ki onun Rabbi gerçekten gafurdur ve merhametlidir. قَالَ رَبِّ Musa devamında dedi ki ey Rabbim بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُنَا ظَهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ Dedi ki ey Rabbim senin bana bu nimetinden dolayı, bana bu ihsanından dolayı bundan sonra ben hiçbir mücrime yardım etmeyeceğim dedi. Yardımcı olmayacağım dedi. Musa Rabbine ahitleşti. Yani dedi ki senin bana bu ihsanından dolayı ben dedi bundan sonra hiçbir suçluya, hiçbir mücrime arka çıkmayacağım dedi. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ Musa
korku içerisinde korkarak sabahladı. Yani korkulu bir şekilde şehirde korka korka, gözetleye gözetleye başına gelecek felaketleri bekleyerek sabahladı. Şimdi Musa geceyi korku dolu bir şekilde geçirmiş ve Musa Aleyhisselam bir de baktı ki, yani böyle korkulu bir şekilde sabahlayınca bir de baktı ki Musa Aleyhisselam dün yardım istemiş olduğu, dün yardım isteyen adam, yani o İbranilerde olan adam aynı şekilde Musa Aleyhisselam da yine yardım istiyor. Aynı adam. Kale lehu Musa inneke le gaviyun mubin. Musa dedi ki sen azgının tekisin dedi. Sen de sapkının tekisin dedi. Haddi aşan birisisin dedi sen dedi. Dün ben senin yüzünden adam öldürdüm dedi. Sen azgının birisisin. Nasıl böyle bir şey olur? Şimdi Musa Aleyhisselam buna kızmış. Bu adama kızıyor ve diyor ki sen diyor azgının tekisin diyor. Yani dün senin yüzünde bir tanesini öldürdüm diyor. Yani gaye bu olmadı halde dedi ki senin yüzünde adamı öldürdüm. Le gaviyyun em mübin. Sen apaçık bir azgınsın dedi. Felemme en erade yeptişe billedi huve aduvu lehuma. Musa Kıpti'yi yakalamak isteyince, yani İbrahim ile kavga eden Kıpti'yi yakalamak isteyince gayesi en yaptış. Yakalamaktı, tutmaktı. Kale ya Musa. Kıpti ona dedi ki ey Musa. Eturidu en tehtunane kema katete nefse mil emsi. Sen dün birisini öldürdün gibi bugün de aynı şekilde beni mi öldürmek istiyorsun dedi. İn turidu illa en tekune cabbaran fil ardi. Sen ancak bu yeryüzünde, yani bu Mısır'da zorbalık çıkartmak istiyorsun dedi. Cabbar birisisin dedi sen. Ve ma turidu en tekune minel müslahin. Yoksa sen ıslah edici mi olmak istiyorsun dedi. Adam böyle dedi Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın gayesi ne yapmaktı hükümetli arkadaşlar? Esasen ikisini ayırmaktı. Ama adam böyle dedi Musa Aleyhisselam. Edebi sanatlar bölümüne gelince bu ayetlerde arkadaşlar bu mübarek sure birçok edebi sanatlar kapsamakta. Bunlardan birincisi Tilki Ayatul Kitab. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Cümlesinde kemal derecesinin yüksekliğinden dolayı yakın olan ayetler uzak kullanılan işaret isimle göstermiştir. Bu da neden dolayıdır? Bu da yüceliğinde tilke ayatül esasında şu ayette. Yani yakını olması gerekirken uzak ile gösterildi ki bu da onun yüceliğinde ve kemalinden dolayıdır. Nuridu ve nuridu ennemunu. Biz onlara nimet vermek istiyorduk. Yani ihsan etmek istiyorduk. Cümlesinde o manzarayı zihinde canlandırmak için şimdiki zaman hikayesi, yani şimdiki esasında gelecekte olacak olan bir şeyi, ama bu zihinde yer alsın, işte adam kafasına tuttursun diye Allah şimdiki kiple kullanmıştır. Yani şöyle düşünelim. İsrailoğulları Mısır'da mazlum perişanlar. Güçleri hiçbir şeye yetmiyor. Köleler. Firavun onları zaten sınıflara bölmüş. Çalışacaklar. Ama Allah Musa Aleyhisselam vasıtasıyla onlara Mısır'ın hakimlerinin olacağını vaat ediyor. Şimdi kimse bunu anlayamaz. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün biz Müslümanların durumunu düşünelim. Bugün biz dünyanın her tarafına kuşatılmışız. Ve şöyle Allah bize vaat etmiş yani.
kitabında vaat etmiş ki yeryüzüne Müslümanların varisi olacağını, Allah kendisine her imkan verirse Müslümanların yeryüzünde hakkı ikame edeceğini vaat ediyor. Ama bakıyoruz mesela, duruma bakıyoruz, ortama bakıyoruz, böyle bir şeyin olması imkansız. Ama bu Allah'ın vaadi. Çünkü dünya tamamıyla zorbalarla dolmuş. Var olan yönetimler, idareler, devletler insanların gözünde İslam'ı o kadar kötü göstermişler ki insanlar yaşadığımız ülkede de çoğunluk İslam'dan kaçıyor, nefret ediyor. Müslüman olduğunu söyleyen bir adam herhangi bir ideolojiyle kendisi vasıflandırmaktan geri durmuyor. Veya İslam'ı vicdan işi olarak görüyorlar. Allah'la kul arasında, yani belli ritüellerden, ibadetlerden müteşekkil olduğunu söylüyorlar. Halbuki Allah bir şeriat göndermiş. Bu şeriat şumulludur. Yani hayatın tamamını kapsar. Ama bugün bunu insanlara söylemek güç. Hatta insanlar şunu diyorlar. Bugün Allah'ın kanunlarında, İslam ahkamında söz etsek insanlar bunun imkansız olacağını düşünüyorlar. Ama hakikaten de bu Allah katına zor olan bir şey değildir. İşte ayet ve nuridu ennemunnu, biz istiyorduk ki onlara ihsanda bulunalım. Yani bizim niye, bizim isteğimiz, bizim muradımız onlara ihsanda bulunmak. Bu da bu zihinde yer alsın. Yani evet bu olur diye insana düşünsünler diye yakın kipi kullanmıştı, yani kalıp kullanmıştı. İnna raduhu ileyki ve cealim minel murselin. Biz onu sana geri verecek ve onu göndermiş olan elçilerde yapacağız. İfadesinde isim cümlesi fiil cümlesine tercih edilmiştir. Senuriduhu ve nec'alu rasule denilmemiştir. Bu da müjdeye verilen önemden dolayıdır. Yani ey Musa'nın annesi, sen çok az bir zaman sabredeceksin ve bunun sonucunda aklın halin almayacak olan nimetlerle karşılaşacaksın. Aynı şey bizim için geçer. Bize tek, yani çok az bir sabır, Allah'ın bize istemiş olduğu kulluk, bu da çoğumuzun tamir etmemiş olduğu, çoğumuzun kaybetmiş olduğu bir imtihan, öyle diyelim. Levna en rabetna ala kalbiha. Eğer biz onun kalbine rağbet vermeseydik, yani rabt etmeseydik, sağlamlaştırmasaydık, kuvvetlendirmeseydik, ayetinde istihare vardır, yani gizlilik vardır. Musa'nın annesine annesinin kalbine Allah'ın attığı sabır çözülmüş bir şeyi kaybolur korkusuyla bağlamaya benzetildi. Rab lafzı sabır için müstarap olarak kullanıldı. Çözülmüş olan bir şey kaybolur korkusuyla bağlanmaya benzetildi. Yani Musa Aleyhisselam'ın annesinin tabiri neyse şöyle dese geridir. Kalp hareketlidir ya, kalp sabit bir şey değildir ya, halden hale girer ya, o an Musa'nın annesinin kalbi için bu ifadeyi kullanacak olursak böyle sabit kaldı. Hiç sağa sola işte feryadı figan edecek, işte bağıracak, çağıracak bir şeysi kalmadı. Böyle sabit kaldı. Rabet kelimesi bu. La taktuluhu. Bunu Firavun'un karısı demişti. Yani onu öldürmeyin demişti. Onu öldürmeyin cümlesine saygı ifadesi ifade eden çoğul kalıbı kullanmıştır. Karısı saygı göstermek için Firavun'a onu öldürme dememiş. Onu öldürmeyin diye hitap etmiştir. Bir nükte, büyük alim Kurtubi Asmai'nin şöyle dediğini nakleder. Bedevi bir cariye şu beytleri okurken dinledim. Bütün günahlarım için Allah'tan af diliyorum. Estağfurullah li zenbi kullehu.
Allah, bütün günahlarım için Allah'tan af diliyorum. Helal olmayan bir insanı öptüm. Yani bana helal olmayan bir insanı öptüm diyor. O insan sükunet içerisinde rahat olan bir ceylan gibiydi. Gece yarısı oldu, ben hala namaz kılamadım diyor. Allah canını alsın dediler. Ne kadar da fasih okudun yani. Bu fesahat nerede dediler diyor dedim. Cariye dedi ki sana yazıklar olsun dedi. Allah'ın şu ayetinin fesahati yanında bu fesahat mı sayılır? Ve avhayna ila ummi Musa en ardi feyda hifti ali felqi fil yemi ve la tehafi ve la tehzeni inna raddu ileyki ve cagim nel murselin. Alemler Rab olan Allah bir tek ayette iki emir, iki nehi yani yasak, iki haber ve iki müjdeyi bir araya getirmiştir. Değil. Benim bu fesahatım bu ayetin yanında fesahat mıdır dedi cariye. Yani olağanüstü ifade. Evet geçen hafta arkadaşlar bu Kassas suresinin yani birden 10. ayetine kadar işlediğimizden dolayı bugün de 10 ayeti işlemiş olduk inşallah. Burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.